Ceddi Resul, Abdülbaki Hazretleri Kudsesi Ruhu'nun sofilerimi incitmeyin sözü hakkında çok güzel bir keramet. İşte Gavs Hazretlerinden müthiş bir söz. Sofilerimi incitmeyin sözü ve bu sözün hikmeti. Bir gün Gavs Hazretleri her zamanki baş döndürücü güzelliğiyle camiye teşrif ettiler. Cami görevlileri de tabii ki hizmetin ifa etmektedirler. Bir sofi Gavs'ımızın kutsesi ruhu, gülden güzel, aydan beyaz yüzünü daha yakından görebilmek için ön kısma geçme uğraşında. Ve o, kutsesi ruhu kapıdan gözüküyor. Cezbe, caminin avizeleri bile halde. Elindeki gülleri koklaya koklaya adımlarını atıyor. O sofi heyecandan o kalabalıkta öne geçmek için biraz diretiyor. Koruma ismini veremiyoruz, uyarıyor. O sofi tekrar hamle yapıyor. Koruma hiddetine yenik düşmüş olmalı ki bir anda o sofinin dizinin alt kısmına doğru ayağıyla vuruyor. Gavs'ımız kusesi ruhu o olayı sanki görmüş gibi birden durdu. Bacağını sıyırdı. Dizin alt tarafında ortası hafif kırmızı, etrafı morarmaya başlamış bir iz. Sofiler şaşkın halde, ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Gavs Hazretleri kusesi ruhu o korumaya, ''Sofi ne yaptın, hele sen bize vurdun.'' buyuruyor. Sonra bütün görevlere hitaben, ''Sofilerimi incitmeyin, onlar köye Allah-u Teala Celle Celaluhu rızası için geliyor.'' İşte kardeşlerim, o iz Abdülbaki Hazretlerinde çıkıyor. Biz ne bilirdik ki Nakşibendiye'yi? Sen de öğrendik bu kutlu tariki. Arayan bulur burada aşk ilahiyi, zamanın Gavs'ı peygamber varisi, mürşidimiz, sığınağımız ya Gavs-ı Sani. Bir diğer keramette kardeşlerim, kendimiz yakinen müşahede ettiğimiz, Afyon Karahisar'ın Bolvadin ilçesinde, İsmini veremediğimiz bir ayakkabıcı abimiz tarafından duyduğumuz kerameti sizlere dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Bu kişi kendisi ayakkabı tamircisiydi ve gençliğinde içkiye müptela olmuş birisiydi. Sürekli her gün içki içen bir kişiydi ve tabii ki de içki içen bir arkadaş çevresi vardı. Ve duyuyorlardı ki Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinden çok kişi menzile gidiyor, tövbe alıyor. Ve bu zat arkadaşlarıyla beraber bir karar alıyorlar. Oraya gidelim, dalga geçelim, tövbe alacağız diye, kandıralım insanları, eğlenip gelelim diye bir karar alıyorlar. Daha sonra arkadaş çevresiyle beraber içki içe içe, hatta yolda da içerekten menzile kadar ulaşıyorlar. Menzilin kapısına, girişine kadar gidiyorlar sarhoş bir şekilde. En son orada hatta içkiyi içiyorlar, bir yere gizliyorlar. Ve sarhoş bir şekilde içeriye doğru ilerliyorlar. Abdülbaki Hazretleri'nin huzuruna kadar nasıl oluyorsa varabiliyorlar. Tabii ki burada hikmet-i ilahi zuhur edecek ya. Daha sonra Abdülbaki Hazretleri'nin huzuruna çıkıyorlar. Karşısına varıyorlar. Efendim diyorlar. Gülerekten ve çok kötü bir şekilde de içki kokuyorlar. Biz tövbe almaya geldik buyuruyorlar. Daha sonra Abdülbaki Hazretleri de onlara nazar ederek ''Tabii evladım.'' diyor. Önce diyor, girişteki hatta yerinde tarif ediyor, oradaki gizlediğiniz içki şişelerini getirin buraya, onları kırın, imha edin, ondan sonra tövbe edin buyuruyor. İşte görüyor musunuz? Abdülbaki Hazretleri burada büyük bir keramet gösteriyor ve gerçekten de o kişi ve arkadaşları orada gerçekten tövbe ediyor kardeşlerim. Rabbim şefaatleri nail eylesin bizleri inşallah. Menzildeki bir sofinin gördüğü muhteşem rüya ve bu rüyayı Abdülbaki Hazretlerine anlatması. Sofinin biri bir rüya görüyor. Bu rüya öyle bir rüya ki sultanımıza anlatmak istiyor ve menzile gitmeye karar veriyor. Sofiyi Seyda Hazretleri'nin huzuruna çıkarıyorlar. Seyda Hazretleri buyuruyor. Başına bir beyaz örtü örtün, rüyayı öyle anlatsın diyor ve sofi rüyayı anlatmaya başlıyor. Rüyasında mahşer kurulmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin başındadır. Sağında dört büyük halife, solunda Abdülbaki Hazretleri yer almaktadır. Bütün sofiler bir arada. Ve iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdülbaki Hazretlerine dönerek ''Ya Abdülbaki,
ümmetinden cömert olanları topla, Hazreti Ebubekir'e teslim ettir. Sultanımız kalabalığın arasından sofileri teker teker seçerek bu görevi yerine getirir ve Hazreti Ebubekir Efendimiz'e teslim eder. Efendimiz tekrar buyurur: "Ya Abdülbaki, ümmetimden cihadı sevenleri topla, Hazreti Ali'ye teslim etti." Sultanımız sofilerin arasına girerek tek tek seçer ve Hazreti Ali'ye teslim eder. Efendimiz yine buyurur: "Ya Abdülbaki, ümmetimden adaletli olanları topla, Hazreti Ömer'e teslim ettir." Yine Seyda Hazretleri sofileri seçer ve Hazreti Ömer Efendimiz'e teslim eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar buyurur: "Ya Abdülbaki, ümmetimden Kur'an-ı Kerim'i çok okumayı sevenleri topla, Hazreti Osman'a teslim ettir." Ve sultanımız seçerek sofileri Hazreti Osman'a teslim eder. Abdülbaki Hazretleri artık ağlamaktadır. Bir geriye kalan kalabalığa bakar, bir de halifelere teslim ettiği sofilere. Geriye kalan teslim edilenden kat kat fazladır. Sultanımızın edebinden iki büklüm olur. Efendimiz aleyhissalatü vesselama gelerek: "Ya Resulallah, geriye hep çarık çuruk sofiler kaldı. Bunları ne yapayım?" der. Merhamet timsali Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kollarını açar ve: "Ya Abdülbaki, topla, hepsini bana getir." der. Rüyayı dinleyen sultanımızın gözleri dolar. Çünkü sofi ağlamaktan rüyayı zar zor anlatabilmiştir. Ve orada bulunan bütün sofiler de ağlamaya başlar. Sonra sultanımız şöyle der: "Bu rüyayı duyan sofi, duymayan sofilere anlatsın." der. Bu rüya vakıf sohbetlerinde anlatılmış bir rüyadır. Bu yüce Nakşibendi, menzil kapısının büyüklüğünün sadece küçük bir zahiri işaretlerinden biridir. Allah-u Teala Celle Celaluhu bizleri kendine layık kul eylesin. Habibine sallallahu aleyhi ve sellem layık ümmet eylesin. Gavs-ı Sirru Hazretlerine ve üç halifesine layık sofilerden eylesin inşallah kardeşlerim.